AK Parti yeni bir açılım yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı toplantıya 50'ye yakın muhalif gazeteci davet edildi. Fatih Portakal bu daveti aldığında lafı eğip bükmeden dedi ki ben bu toplantıya gideceğim arkadaş. Ve öyle yaptı. Fatih Portakal orada bir fotoğraf verdi. İrfan Değirmenci Halk TV'de Fatih Portakal'ın bu fotoğraflarını ana habere getirdi. AKP'nin seçim sloganı bu olacak diye düşünüyorum diyor. Partiyi sırtlayan götüren net bir şekilde Erdoğan'mış. Bu hani bilinmeyen bir şey mi? Bu dikkatini çeksin diye o toplantıda bulunmaya gerek var mıydı? Arkadaşını toplumun önünde ana haber bülteninde hedef haline getiriyorsun. Ne oldu bak Fatih gitmiş işte. Tayyip Erdoğan toplantısında bir de fotoğraf vermiş. Gördünüz mü millet? Ahan da bu. Buyurun. Hain demeye getiriyorsun. Ya da insanların Fatih Portakal'a hain damgasını vurmasını istiyorsun. Başka bir şey değil. Bu iyi niyetli bir haber değil. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. AK Parti yeni bir açılım yaptı ve muhalif olan gazetecileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı toplantıya davet etti. 50'ye yakın muhalif gazeteci davet edildi. Kaç kişi gitti biliyor musunuz bu toplantıya? Sadece 2 kişi. Birisi Fatih Portakal, birisi de Gürkan Hacır. Gürkan Hacır aslında orada canlı yayınlar yapmaya gitti ve öyle yaptı. Yani artık programlar sunmaya başladı Gürkan Hacır. Programlara eskisi gibi tartışmacı olarak katılmıyor. Fatih Portakal bu daveti aldığında lafı eğip bükmeden ben bu toplantıya gideceğim dedi. Her ne kadar uyarılsa da işte böyle bir toplantıya katılırsan onursuzsun gibi ateşli küfürler, hakaretler işitse de Fatih Portakal dedi ki ben bu toplantıya gideceğim arkadaş. Ve öyle yaptı. Toplantı öncesinde Ankara'da bir canlı yayın yaptı kendi YouTube kanalında. İnternet habere yer alan bir habere göre Fatih Portakal bu salona gitmeden önce bir endişe içindeymiş. Acaba ben bu salona girerken yuhalanır mıyım diye. Ya da kötü bir söz işitir miyim diye endişelenmiş. Fakat salona girdiğinde kendisini şaşırtan bir ilgiyle karşılaşmış. Demişler ki Fatih Bey buyurun size önde yer ayırttık. Sizin yeriniz orada. Buyurun orada oturun demişler. Fatih Portakal da demiş ki ya ben buraya gazetecilik yapmak için geldim. Oturmak için değil kusura bakmayın. Ben arka taraflarda yayınlar yapacağım. Onun için önde oturmayacağım. Tabii bu işin detayı. Fatih Portakal orada bir fotoğraf verdi. Sosyal medya hesabından da bunu yayınladı. Kalabalığın önünde durdu, bir selfie yaptı. İşte bu fotoğraf. Fatih, Türkiye 100 lira parçası çalındı demiş. Görsellik güzeldi. Yarın değil hemen şimdi dendi. AK Parti'nin seçim sloganı olacak diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken şu, partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan. Böyle bir mesaj attı fakat bu mesajı attığına, atacağına pişman mı bilmiyorum ama o mesajın atıldığı dakikadan itibaren saatlerce Fatih Portakal linç edildi. Sen nasıl bu toplantıya gidersin? Sen nasıl orada bilgi verirsin? Sen nasıl orada gazetecilik yaparsın? Sen orada nasıl olur da bu partiyi sırtlayan götüren Recep Tayyip Erdoğan'dır dersin? Sen nasıl olur da AK Parti'nin sloganını bize aktarırsın? Hain misin? Kalleş falan. Fatih Portakal yazık günah ya. Şimdiye kadar söyledikleriyle, yaptığı programlarla hep aynı merkezden alkışlanan bir kişi bu sefer kendi mahallesinden dayak yiyor. Hem de ne dayak? Hoş geldin diyesim geliyor Fatih Portakal'a. Oraya gitti giderken de dedi ki ben gazetecilik yapacağım ya. Gazetecilik yapacağım, izlenimlerimi vereceğim dedi. İzlenimlerini aktardı diye dayak yiyor. Olacak şey değil. Ali Rıza Topuz yazmış. Boynuna tasma takmak için gönderilen davete icabetini eleştirel gazeteci olarak gidiyorum diye sunumlayarak büyük oyunu bozan Fatih Portakal'dan çok ciddi politik eleştiriler gelmeye başladı. İrfan Değirmenci Halk TV'nin ana haberlerini sunan arkadaş, yani aslında Fatih Portakal'la da çok ilişkileri geçmişe dayanan, abi kardeş, usta çırak ilişkileri olan birisi. İrfan Değirmenci Halk TV'de Fatih Portakal'ın bu fotoğraflarını ana habere getirdi ve üzerine yorum yaptı. Ya burada bir haber değeri var mıydı? Abi böyle bir şey olamaz ya.
Ya adam günlerdir bağırıyor, ben gazeteciyim gideceğim diyor. Bir meslektaşı, aynı mahalleden olduğu bir arkadaşı, eski çırağı, öyle diyeyim yani, öyle yani, İrfan Fatihlerin elinde büyüdü, yetişti. Çıkmış Fatih Portakal'ı eleştiriyor. Gittin de ne oldu? Orada bir mesaj aldın mı diye Türkiye 100 yılı programını küçümsemeye, aşağılamaya çalışıyor. Bu ifadelere söyleyebilecek tek bir şey var. Ya ayıptır ya. Gerçekten ayıptır ya. Ya İrfan bu ne? Bu nasıl ifade ya? Ne var yani? Gittin de ne oldu? İl hemen şimdi dendi diyor, sloganı duymuş. AKP'nin seçim sloganı bu olacak diye düşünüyorum diyor. Dikkatini de çeken bir nokta olmuş. Partiyi sırtlayan götüren net bir şekilde Erdoğan'mış. Bu hani bilinmeyen bir şey mi? Bu dikkatini çeksin diye o toplantıda bulunmaya gerek var mıydı? Ben bulunurum kardeşim demiş. Gitmiş toplantıdan bir de fotoğraf paylaşmış. Ne diyelim? Ne vardı peki haber adına bu toplantıdan ne çıktı? Bir cümle ne çıktı? Anayasa değişikliği teklifimizi önümüzdeki hafta meclise sunacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kadar. Cumhuriyet'in yeni yüzyılının vizyonuna dair söylemiş olduğu bir söz yok. Karadeniz'deki doğalgaz yataklarından bile söz etti. Sıradan bir AKP grup toplantısından farkı yoktu. Farkı tribünlerin hınca hınç dolu olmasıydı. Ya abi bana ne? Ya da sana ne İrfan? Ya Fatih Portakal oraya gider ya da sen oraya gidersin. Bir şey çıkmayabilir. Yani gittiğin her yerde sen manşetlik bir haber çıkaracaksın diye bir şey yok. Manşet çıkar ya da çıkmaz. Ama sen orada görevini yapmaya gitmekle mükellefsin. Gittin de ne oldu? Haber çıktı mı diye bir soru soramazsın ya. Sen yıllarca muhabirlik yapan, sahada olan bir kardeşimizsin. Ve başarılı bir muhabirdin. Şimdi sen gittin de ne oldu, bir şey çıktı mı diye sorarsan o geçmişindeki bütün başarıları silmiş olursun. Fatih Portakal da yıllarca sahada muhabirlik yaptı. Beraber Demirel'i takip ettik. Beraber Tansu Çiller'i takip ettik. Beraber Özal'ı takip ettik. Gazetecilik yaptı yani. Bu takiplerde bazen manşetlik haber çıkardı. Bazen de hiçbir şey çıkmazdı. Mesela Süleyman Demirel'in Tuzla'daki evinin önünde günlerce nöbet tuttuk. Bize dediler ki ya Süleyman Demirel denize girecek, fotoğrafını çekin. Çıkmadı abi, çıkmadı. Yani değdi mi diye soru olabilir mi? Şimdi biz mesela o dönemde genel yayın yönetmenine sorsak ya da işte baraj şefine desek ki ya bizi Demirel'in evinin önüne gönderdiniz, değdi mi? Ne çıktı? Bak hiçbir şey çıkmadı. Çıkmayabilir. Haber her zaman çıkmayabilir ama çıkarsa ve sen kaçırırsan asıl sorun o. Ha sen dersin ki ya Fatih Portakal'ın orada olmaması gerekiyor. Bu görüştür, buna saygı duyulur. Ama böyle bir ifadeyle sen o görüşünü dile getirdiğinde o görüş olmaktan çıkar. Dikte ediyorsun. Arkadaşını toplumun önünde ana haber bülteninde hedef haline getiriyorsun. Ne oldu bak Fatih gitmiş işte. Tayyip Erdoğan'ın toplantısında bir de fotoğraf vermiş. Gördünüz mü millet? Ahan da bu. Buyurun. Hain demeye getiriyorsun. Ya da insanların Fatih Portakal'a hain damgasını vurmasını istiyorsun. Başka bir şey değil. Bu iyi niyetli bir haber değil. Yani Fatih Portakal'ı eleştirebilirsin. Fatih Portakal'ı diline dolayabilirsin. Ama bunları yaparken doğru yapacaksın. Ya senin meslektaşın ustan. Fatih Portakal'ın elinde yetiştin sen. Gelmişsin Halk TV ana haber bültenini sunuyorsun. Adama hedef gösteriyorsun. Ne yapsın mesela? Yalan mı konuşsun? Ben gittim rezaletti. Hiç coşku yoktu. Kimse Tayyip Erdoğan'a yüz vermedi. Kardeşim böyle toplantı mı olur diye kıyameti mi koparsaydı? Gördüklerini, işittiklerini, yaşadıklarını hem kendi izleyicilerine hem de kendisine soru soran gazeteci arkadaşlarına anlatmış. Adam akıllı anlatmış. Sadece İrfan Değirmenci değil Fatih Portakal'a bu şekilde saldıran. Fatih Portakal'la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ara bir seçim meydanında bir ifade kullanmıştı. Fatih Portakal bir yayınında halkın iktidara tepkisiz kaldığını ifade etmişti. Sokağa çıkmadığım benzeri bir ifade kullanmıştı. Tayyip Erdoğan da bir seçim meydanında Fatih Portakal'a adeta ateş püskürmüştü. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Sokağa çağırıyor. Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini.
Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Vallahi bu millet o dönemde Fatih Portakal'ın ensesini patlattı mı patlatmadı mı bilmiyorum ama bu videoyu şimdi Fatih Portakal'ın eski sevenleri, öyle diyorum çünkü böyle bir tepki varsa demek ki Fatih Portakal'ı artık sevmiyorlar. Ben seni sevmiyorum Fatih artık. Sen benim için bitmişsin. Niye? Vallahi AK Parti'nin toplantısına gittin diye. Bu videoyu sosyal medyada yayınladılar ve altına da türlü türlü yorumlar. Bak sen bunu hak etmişsin. Bak sana neler söylüyor Fatih. Hiç mi utanmadın gittin Tayyip Erdoğan'ı öyle uzaktan gördün? Arkeolojik kazı noktasında üstümüze yok. Biri bir şey söyledi mi hemen tık 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 Google'a bakıyoruz. Bakalım ne olmuş? Aha da işte gördünüz mü bu videoyla Fatih Portakal'ı dövmeye çalışıyorlar. Dövüyorlar daha doğrusu. Fatih Portakal'ın Twitter hesabına bakıyorum. Hiç umurunda değil. Bir tweet atmış. Diyor ki çok konuşan AK Parti etkinliği bitti. Canlı yayındayım. Kendi kanalının reklamını yapmış. Beni dinleyin demiş. Orada gördüklerimi, yaşadıklarımı size anlatacağım. Ki ben canlı yayını gördüm. Çıkmıştı o canlı yayında. Bu ne kadar güzel abi. Sosyal medyada bir televizyonum var. Televizyon diyorum. Fatih Portakal TV diyor. Hadi Üzücük TV vesaire. Gidiyor oraya kelli felli televizyonların olduğu bir yerde. Milyonluk televizyon, milyarlık televizyonlar, ekipler, ekipmanlar bir programda. AK Parti'nin bu davetinde mesela her bir televizyonun yaklaşık 10 tane elemanı orada görev yapıyor. Fatih Portakal da orada tek başına. Tek başına yayın yapıyor. Ben gitseydim ben de yapardım. Gitseydin kardeş. Çağırmadılar ki kardeş. Yeni Çağ ne demişti? Miadlarını dolduran gazeteciler. Miadımızı dolduran gazeteciler olarak orada bulunamadık. Ama bulunan arkadaşlarımızın yaşadıklarını öyle uzaktan izliyoruz, bakıyoruz. Gözümüze çarpan da Fatih Portakal oldu. Herkes saldırdıkça saldırıyor. Eleştiriler var, yerden yere vuruluyor. Sabahtan beri linç ediliyor ama tek tük destek verenler de yok değil. Yani Fatih Portakal'a sahip çıkanlar da var. Mesela Garo Artanyan diyor ki gazeteciler Kandil'e giderken onlar gazeteci her yere gider diyen zihniyet Fatih Portakal Cumhurbaşkanı Erdoğan davetine katıldı diye eleştiriliyor. Kandil'e giderken eleştirmediğiniz gazeteciler Erdoğan'a gidiyor diye eleştiriyorsunuz. Şerefsizsiniz. Başka tarifimiz yok diyor. Şimdi ben bu sözlerini artık başa bir söylemeyeyim. Garo'ya ayıp olur. Vallahi çok doğru söylemiş. Yani getir. Şunu bana getirin bir imza atayım. Yok kalem var lan burada bir imza atayım. Vallahi imza atacağım ya. Al kardeşim. Garo kardeş seni tanımam etmem bilmem. İlk defa adını burada duyuyorum. Anında bunun altına imza atıyorum. Fotoğrafa bak. Koşa koşa Kandil'e gidenlere bak, görüşmesine ses çıkarmayanlara bak. Hatta işte bu görüşmelere, işte demokrasiyi, işte insan hakları, işte bilmem ne diye övünenlere bak. Fatih Portakal Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantısına icabet ediyor diye adamı yerden yere vuruyorlar. Garo kardeşim de çıkıp diyor ki şerefsizsiniz. Bu Garo derken Garo'ları karıştırmayalım. Biliyorsunuz HDP'nin bir milletvekili de var. Onun da adı Garo. Bu Garo ile o Garo'yu karıştırmayalım. O Garo'nun yaptıklarını, konuştuklarını herhalde biliyorsunuzdur. Benim size tane tane anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Twitter'da bir başkası yazmış. Demiş ki Fatih Portakal Nedim Şener'in yolunda ilerliyor. Nedim Şener'in sen ayağının altını kurban ol. Nedim Şener vallahi yolu öyle bir yol ki FETÖ'ye, PKK'ya, terör örgütlerine göz açtırmıyor ve sen onu eleştiriyorsun. Sen onun ayağının altına kurban olasın. Hem Hüseyin Çalışkaner. Devamı da var. Destekleyen az ama linç eden çok. Peki Fatih Portakal bundan etkilenir mi? Günlerdir adam yayın yapıyor. Diyor ki ben bu toplantıya gideceğim. Öbür taraftan bağırıyor. Sen gidersen onursuzsun, şerefsizsin, şöylesin, böylesin. Bir başkası hain diyor, bir başkası şunu diyor, bir başkası şunu diyor. Ama Fatih Portakal da ısrarla diyor ki arkadaş ben bu toplantıya Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden yakama AK Parti rozeti takmaya gitmiyorum. Bir davet aldım toplantıya gidiyorum diyor. Diyor ama kimse dinlemiyor. Herkes bildiğini söylemeye yazmaya devam ediyor. Fatih Portakal da diyor ki tın duyuru yapıyor Ankara'dayım.
AK Parti'nin arada yaptığı toplantıyı az sonra canlı yayında anlatacağım diyor. Adem Meta'nın programında konuşuyor. TV100'ün programına katılıp izlenimlerini aktarıyor. Bildiklerini, gördüklerini anlatmaya devam ediyor. O dışarıdan okunan gazeller de bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Kimseyle kavga etmiyor, kimseye cevap yetiştirmiyor. Sadece şunu söylüyor. Ben gazetecilik yapmaya geldim buraya. İrfan da diyor ki oldu mu canım gazetecilik yapmaya gittin de ne çıktı? Ne bekliyordun İrfan? Uzatmaya gerek yok çünkü bunlar hep olacak. Yarın öbür gün bir başkası gider bir şey yazar. AK Parti'nin iyi bir tarafını yazar. Ya da yarın ben giderim CHP'nin ya da Altılı Masa'nın iyi bir tarafıyla ilgili iyi bir şey söylerim. Vay Hadi Özışık bak nasıl oldun. Neler neler dersiniz. Siz de buradan bana dislike atarsınız. Öyle oluyor maalesef. O zaman tam burada keselim ki dislike'lar çalışsın. Bugün de bir yayının daha sonuna geldik. Bir başka yayında buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.